Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Maskelerin bundan sonraki süreçte satılmayacağını ve ücretsiz dağıtılacağını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu anlamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında oluşturduğu ekiplerle ücretsiz maske dağıtımına başladı. Ve şu an maske dağıtımları her noktada da devam ediyor. Ve biz de tarihi Sur ilçesinde Ulu Cami'nin önündeyiz. İşte o maske dağıtımını buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Ve yayın konuğumuz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Er Yılmaz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar. Cumhurbaşkanımız açıkladı maskelerin ücretsiz dağıtılacağını. Zaten öncesinde de dağıtıyordunuz ve Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra da şu an her noktada ücretsiz maske dağıtılıyor. Kaç noktada, kaç personelle hedef kitleniz ne efendim? Efendim şimdi tabii valimizin öncülüğünde, başkanlığında biz maske dağıtımına Sayın Cumhurbaşkanımızın talebinden önce başlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu şekilde bir talimat verince biz maske satışımızı daha da yoğunlaştırdık. Aslında maske dağıtımımızı daha da yoğunlaştırdık. Şu anda şehrimizin 47 noktasında 74 tane personelle maske dağıtımı işlemini gerçekleştiriyoruz. Günde takriben 60-70 bin tane maske dağıtımını muhtelif otobüs duraklarında, vatandaşımızın yoğun olduğu bölgelerde, noktalarda, ayrıca otobüslerin içerisinde, özel halk otobüslerinde, dolmuşlarda da bu maske dağıtımı işlemini gerçekleştiriyoruz. Zaten hedefiniz herhalde maskesiz kişiyi bırakmamak anlamında, söyleyebilir miyiz? Tabii bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim baştan beri hedefimiz, amacımız şehrimizde ihtiyacı olan her kimseye bu maske dağıtımını gerçekleştirmek. Tabii ki hemşehrilerimizden şunu hassasiyetle rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın, hükümetimizin aldığı tedbirleri harfiyen uymaları gerekiyor. İşte sokağa çıkışları sınırlandırılan 65 yaş üzeri, 18 yaş altı hemşehrilerimizin buna uymasını rica ediyoruz ama maskeye ihtiyacı olan her vatandaşımıza biz maske ulaştıracağız. Ya şöyle, şimdi sokakta size ulaşamadı. Mesela evden telefonla belediye aradı. O kişiye maske gönderebiliyor musunuz? Tabii onu da mutlaka yapabiliriz. Rahatlıkla yapabiliriz. Çünkü o konudaki personelimiz yeterli. Şu anda Diyarbakır şehrinin bütün noktalarına yetecek kadar tedbirlerimizi, her türlü tedbirimizi almış durumdayız. Ya biz biliyoruz ki Diyarbakır Büyükşehir sadece maskede, özellikle dezenfeksiyon noktasında da yoğun çalışmalarınızın olduğunu biliyoruz. O konuda da biraz bilgi verebilir misin? Memnuniyetle. Tabii Sayın Valimizin tecrübesiyle biz daha bu koronavirüs vakası, salgını ortaya çıktığı, duyulduğu ilk günlerden itibaren şehrimizde her türlü tedbiri valimizin başkanlığında alıyoruz. Bu çerçevede biz dezenfekte çalışmalarına çok erken başlayan büyük şehirlerden bir tanesiyiz. 20 Şubat'tan bu yana 200 personelle günlük 300 bin metrekare ile 700 bin metrekare arasında bir alanda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. 24 saat esasına dayalı olarak. Şu anda şehrimizin dışarıdaki ilçelerinde de bütün ilçelerin 17 ilçesinde de bu çalışmalara katkı veriyoruz, destek sağlıyoruz, bilfiil yürütüyoruz. Ya o zaman ilaçlanmadık, maskesiz bir kitle bırakma anlamında yoğun çabalarınız devam edecektir. Kesinlikle hem maske dağıtımı hem dezenfekte çalışmaları ve diğer sosyal yardımlar, sosyal çalışmaların hepsini biz aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, evet, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Maskelerin bundan sonraki süreçte satılmayacağını, ücretsiz dağıtılacağını ifade etmişti. Ve yayın konuğumuz da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Er Yılmaz'dı diyerek sözü tekrar size bırakalım.